Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Evet, devam ediyoruz eşlemeli 12. bölüme geldik. Bir önceki bölümde ne görmüştük? 11. bölümde. Kısacası burada drop down menülerini nasıl oluşturabileceğimizi görmüştük. Value'ları nasıl konulması gerektiğini ve label'ın for etiketinin değerinin hangi değere ID'den alırsak o ID'yi fokus edeceğini görmüştük. Bugünkü HTML dersimizde prompt ve alerti göreceğiz. İki konu. Yani nedir? Siz bir, diyelim ki burada bir buton var. Bastığınızda browser'ımızın içerisinde bir tane uyarı mesajı çıkaracak yukarıda. Veyahut da siz o bir butonu tıklarsanız o butona bize bir tane data girmemizi isteyecek. Yani prompt içerisinde bir değer gireceğiz ve biz bunu ileriki derslerde JavaScript tarafından nasıl işleyebileceğimizi göreceğiz bu dönen değeri. Şimdi istiyorsanız hemen göstereyim. Body'miz kalsın her zamanki gibi. Save ettim. Bomboş. Bir tane buton oluşturalım. Ve buna bir tane değer verelim. Beni tıkla diyelim. Beni tıkla. Böyle ünlü işaretimizi yapalım. Ve tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor. Biz bu attribute girmemiz gerekiyor. Ve yani bir özellik girmemiz gerekiyor. Click özelliğini girmemiz gerekiyor. Onu click özelliğini girersek nasıl bir şey oluşturacağımızı görelim. Ben burada bir tane alert oluşturayım. Yani bir tane uyarı mesajı çıksın. Ve burada bizden bir tane mesaj istiyor. Beni tıkladın desin bana. Beni tıkladın. Save ettim. Çalıştırdım. Ve gördüğünüz gibi uyarı mesajını burada çıkardı. Beni tıkladın diye. Siz istediğiniz gibi bir şey yazabilirsiniz. Trigger ettik burada aslında. Buton tıklamasıyla bir eventi çağırdık. OnClick eventini çağırdık. Başka istediğinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi beni tıkladın. Burada JavaScript tarafı da görüyor olsaydık burada bir tane artan değer koyabilirdik içerisine ve bunu display edebilirdi sürekli alertte. Ama maalesef sadece HTML'i gördüğümüz için şimdilik böyle. Merhaba dünyası mesela. Merhaba dünya. Save ettim. Çift tırnak değil, tek tırnak içerisinde yazıyorsunuz tırnak değerleri. Merhaba dünya. Şimdi bana bir uyarı mesajı değil de bir tane girdi alabilmesi için bir veriyi çekebilmesi için bana bir tane input çıkarmasını isteyeyim. Şimdi alerti sildik, alerti gördük. Prompt özelliğini kullanacağız. Prompt metodunu kullanalım buraya. Prompt mesajını ve burada bize bir şey sorsun gördüğünüz gibi mesaj diyor bize. Adınızı girin yazsın. Sevettim. Beni tıkla. Gördüğünüz gibi adınızı girin diye bir şey istiyor bizden ve burada bir tane input şey açıldı. Özelliği açıldı ve buradan ben adımı gireceğim. Kodaktif video diye. Tamam güzel. Tamam tıkladığımızda da gördüğünüz gibi yok oluyor. Fakat biz bu veriyi herhangi bir yere tutmadığımız için burada da kaybolmuş olacak. Böyle istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Tabii ki ileriki derslerde JavaScript ile hafiften gireceğimizden dolayı bu prompt değerlerinin veyahut da alert değerinin nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz eventlere göre. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.